bir iktidar partisinin genel seçim istemesi kadar saçma bir şey olamaz. Eğer istiyorsa da yani özgürlükleri tamamen daha kontrol altına almak, şu anki oluşan milliyetçi rüzgardan yararlanıp şu ana kadar yapmış olduğu zulümleri artırarak devam etmek isteyecektir. Ben 24 Haziran seçimleri bunun bir açılış kapısı olacağını düşünüyorum. Burada bu kadar net. Çünkü daha önceki seçimlerde bana oy vermezseniz bombalar her yerde patlayacak diyen bir iktidar veya bir insan ben iktidarda olmadım, size yaşama hakkı yok demek istiyor gözümüze soka soka. Biz de inadına demokrasi, inadına insan yaşama, inadına özgürlük, inadına barış, inadına kardeşçe yaşamayı savunmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey aslında gayet basit. Bir kez herkes kendisine, iğneyi bir kez kendisine batırması lazım. Biz ne kadar özgürlükleri kendi kurumlarımızda sağlayabiliyoruz? Ne kadar düşünce özgürlüğünü, ne kadar farklı fikirlere saygı gösterebiliyoruz? Gerçekten ne kadar kardeşçe yaşamak için emek harcıyoruz? Eğer böyle düşünüyorsak zaten çözmeyeceğimiz hiçbir kapı yok. Bir kez sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Demokraside karşılaştığımız eğitim sorunu mudur? Sağlık sorunu mudur? İşsizlik midir? Asgari ücret sorunu mudur? Yani asgari ücretteki düşüklüğün, aşırısında olan bir ücretin bir MHP'linin, bir AKP'linin umrunda olmaması kadar saçma bir şey olamaz. Biz insanca yaşamayı istiyoruz. İnsanca yaşamak için de ortak fikirler altında, ortak sorunlar altında insanların bir araya gelip buluşması gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey bence. Herkes samimi ve dürüst olduğunda bence bunu başarabiliriz. Dolayısıyla bütün örgütlerin ortak sorunları üzerine tek program yürütebilirler. En basitinden asgari ücreti kaldıracağız. 1500 liraysa 2500 lira. Bütün partiler kardeşim 2500 yapmak için mücadele ediyoruz diyecek MHP'lisi herkesi. Çünkü biz insan yaşamışız. Irk, dil, din ayrımına kesinlikle karşıyız. İnsanız ve insan yaşamayı sağlamak zorundayız.